Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size D vitamini ile güneş kremi sürmenin arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu konuda çok çeşitli yorum yapan bir sürü kişi var. Özellikle doktorlar arasında da D vitamini üretimi, güneş kremi kullanımı yani o kadar farklı şekillerde anlatılıyor ki Gerçekten kafaların karışmaması e, işten bile değil. D vitamini biliyorsunuz ki vücudumuz için, bütün sistemlerimiz için, çocuk yaşta herkes için çok önemli bir vitamin. Yine bu konuyla ilgili detaylı bilgiye yine buraya bırakacağım D vitamini videomdan ulaşabilirsiniz. Evet, D vitamini'nin önemini çok iyi biliyoruz ve aslında pandemi ile birlikte D vitaminin önemini çok çok daha iyi anladık ve D vitamini bizim için çok önemli. Ve D vitamini aynı zamanda güneşten gelen zararlı ışınların yani UVB ışınlarının etkisiyle sentezlediğimiz bir vitamin. Yani biz bir yandan güneşten gelen UVB ışınlarından korunmaya çalışırken, bir yandan nasıl D vitamini üreteceğiz? Şimdi bununla ilgili yapılmış çok fazla çalışma var. Yani gerçekten herhangi bir makale sitesine girdiğiniz zaman gerçekten önünüze binlerce çalışma, derleme, analiz bir sürü şey çıkacak. Şimdi bunlardan bir tanesini okuyup güneş kremi şöyle kötü böyle kötü demek de çok yanlış. Veya işte başka bir tanesini okuyup Güneş kremi çok önemli, D vitaminine hiç gerek yok demek de çok yanlış. Bana sorarsanız orta karar bir yolda buluşmamız gerekiyor. Buraya da birkaç tane örnek bırakacağım. Yani isteyen herkes okuyabilir. Bunlar herkesin kullanımına da açık bilgiler zaten. Ama böyle bunların bilimde yeri yok filan tarzı konuşmalar da duyuyorum. Ve bana bayağı enteresan geliyor açıkçası. Şimdi çok eski zamanlarda Avrupa'da yapılmış çalışmalarda yani 1980'lerde 90'larda çok eski olmayabilir bazılarımız için ama yani benim için eski zamanlarda yapılmış çalışmalarda denmiş ki güneşten koruyucu ürün kullanmak D vitamini seviyelerimizin artmamasını sağlıyor. Hatta D vitamini seviyelerimizi düşürüyor. Çünkü bizim D vitamini üretmemiz engelleniyor denmiş. İşte son yıllarda yapılan çalışmalara bakalım. Şimdi bu çalışmalar birincisi farklı coğrafi bölgelerde farklı sonuçlar oluşturuyor veya farklı ırklarda farklı sonuçlar oluşturuyor. Yani kişinin ten rengine göre, vücudunun yapısına göre veya o ülkenin konumuna, durumuna göre çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. Mesela en son demişler ki bu Avrupa'daki kurallar bizim için uygulanamaz. Hindistan'da bir çalışma yapmışlar 2019'da işte 3 ay boyu e, yüzlerine güneş kremi kullanmışlar. Evde olanlar bir, bir kere sürmüş. Dışarı çıkanlar 4 saat sonra bir kere daha sürmüş ve demişler ki 3 ay boyunca D vitamini e, seviyelerinde anlamlı bir azalma meydana gelmedi. Ya da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir çalışma yapılmış 2003-2006 yılları arasında yaklaşık işte 6000 kişiye kadar 5900 küsür kişi mesela öyle bir durumda işte güneş kremi kullanmak veya şapka kullanmak D vitamini düzeylerini ne kadar değiştiriyor diye bakmışlar. Mesela onların vardı sonuçlardan bir tanesi de şu. İşte güneş kremi kullanmak yüz için söylüyorum. Güneş kremi kullanmak veya şapka kullanmak D vitamini düzeylerini tamamen değiştirmemiş, anlamlı bir şekilde düşürmemiş. Ama mesela demişler ki uzun kollu kıyafetler giymek D vitamini seviyelerini oldukça önemli bir miktarda değişiyor. Veya demişler ki beyaz ırkla siyah ırk arasında D vitamininin değişme düzeyleri çok çok farklı. Yani mesela bunlardan yola çıkarak bir yorum yapmamız gerekirse zaten uzun kollu bir giyim tarzınız varsa yani yaz kış kapalı giyiniyorsanız zaten D vitamini üretmeniz için yeterli bir alan açıkta kalmadığı için yani bütün yazda güneşin altında olmadığınızı varsayarak söylüyorum tabii ki. Öyle bir durumda zaten D vitamininiz istediğiniz kadar yükselmeyecektir ve böyle bir durumda dışarıdan takviye almanız gerekiyor. Mesela bunların yanı sıra Avustralya biliyorsunuz ki en çok bu konuda denetim yapan ve güneş kremi konusunda en hassas olan ve en katı olan ülkelerden birisi. Çünkü Avustralya'da deri kanseri görülme olasılığı çok yüksek. O yüzden mesela son yıllarda yine Avustralya'da SPF 17 kullanılarak bir çalışma yapılmış. Ve böyle bir durumda da TPF 17 ile anlamlı düzeyde bir D vitamini değişikliği gözlenmemiş. Veya mesela başka bir çalışma yapılmış demişler ki D vitamini genç yaşlı herkes için gerekli ve acaba yaşlılarda osteoporoz riskini artırıyor mu? ama bu çalışmanın sonucunda da hani yeterli D vitamini olmayınca osteoporoz riski evet artar ama hani bunun arasında bir bağlantı kuramamışlar ve demişler ki daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var yani biraz böyle bilgilerin nereden okuduğunuzla ne tarafından baktığınızla çok ilgili ama şimdi hem onu hem onu nasıl yapacağız? Aslına bakarsanız bizim ülkemizde bu konu biraz böyle geriye atılmış bir durumda. Çünkü deri kanseri vakalarını çok fazla örneklerini çevremizde görmüyoruz. Yani bir Avustralya kadar yüksek oranda değil bizde. Bir de deri kanserinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ileriki yaşlarda daha çok ortaya çıkması. Yani genç olan kişilerde de fazla görmüyoruz. O yüzden sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi geçiştiriyoruz. Yani bilmem ne yiyeceği kanser yapar mı çok takılıyoruz. Ama güneşten gelen radyasyon ışınlarına hiç takılmıyoruz nedense. Yani o yüzden şimdi mesela Türkiye'deki durum ne diye baktığımız zaman Türkiye'deki deri kanseri vakalarının %92'si baş ve boyun bölgesinde oluşuyormuş. Yani çok basit bir şekilde güneş kremi kullanarak önleyebileceğimiz bir şeyin niye hiçbir şey yapmadan duralım? Hani öyle söyleyeyim. Hani bunu da gerçekten anlayabilmem mümkün değil. Ya da mesela yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımız zaman 2020 yılında yaklaşık 1,5 milyon kişi deri kanseri vakası varmış. Yani ve 120 binden fazla kişi ölmüş. Yani öyle bir durumda ee, şimdi bunları yok sayma ihtimalimiz yok. Yine mesela Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre mesela sukamöz hücreli karsinom çeşitleri genel olarak çiftçilerde görülmüş. Veya diyorlar ki mesela deri kanseri görülen kişilerin birçoğu 18 yaşına kadar güneşe çok maruz kalmış kişiler. Yani e, çocukları, bebekleri veya işte ergenlik dönemindeki kişileri güneşten korumak son derece önemli. Yani maalesef çocuklarınıza güneş kremi sürmeyin falan diyen doktorlar da görüyorum. Ama işte önceden güneş kremi vardı işte insanlar tarlada çalışıyordu bilmem ne yapıyordu falan diyenler de var ama işte görüyoruz ki bebeklik döneminde veya çocukluk döneminde çok fazla maruz kalınan güneş ışığıyla hayatının ileriki zamanlarda maalesef kötü bir e, olay tecrübe ederek karşılaşma riski çok fazla. O yüzden e, gerek çocuklar gerek bebekler gerek kendiniz için güneşten korunmayı ihmal etmemek gerekiyor. Peki biz hani hem güneşten korunacağız hem nasıl D vitamini alacağız? Şimdi biliyorsunuz zaten D vitamini de güneşin en dik geldiği zamanlarda daha fazla üretiliyor. Yani işte o 12 ile 2 arası mesela güneşe çıkmayın denilen zamanlarda D vitamini daha fazla üretiliyor. Şimdi aslına bakarsanız benim tavsiyem ikisini de yapmanız yönünde. Yani eğer güneşten çok etkileniyorsanız çok fazla hassasiyetiniz varsa zaten mecburen dışarıdan takviye almanız lazım. Yani güneş koruyucusuz çıkma ihtimaliniz olmuyor. Ama eğer çok fazla hassasiyetiniz yoksa, güneşten etkilenme durumunuza göre, yani arada bir 10-15 dakika bir güneş yüzü görmek veya hepimiz kapalı alanlarda çalışıyoruz çoğunlukla öğlen arası işte bir dışarı çıkmak, bir güneş görmek hem psikolojik açıdan hem de D vitamini açısından oldukça önemli. Yani bunu arada bir yaparsak en azından ki bu da D vitamini depolarımızın dolması için yeterli olmuyor. Ama en azından yine de belli bir kısmını üretmiş oluyoruz. Yani D vitamini üreteceğiz diye sahilde şezlonga sabahtan akşama kadar yatmak kesinlikle bir doğru davranış değil. O yüzden e, yani hiçbir şeyi abartmadan böyle sert söylemlere hiç gerek yok. Eğer çıkabiliyorsak öğlenleri güneşle buluşabiliyorsak bir 10-15 dakika her gün çıkmaya çalışmamız lazım. Yani nasıl ki güneşin çok iyi bir psikolojik etkisi de var biliyorsunuz. Yani sabahları karanlığa kalkmamızla güneşli bir güne uyanmamız arasında çok büyük farklar var. O yüzden arada bir güneşe çıkabiliriz. Ama işte bir 10-15 dakika güneşe çıkabiliriz. Veya yarım saat işte durumunuza göre. Ama bu demek değil 3 saat boyu güneşin altında güneş koruma faktörsüz kalacağız demek değil. O yüzden ikisini de yapmak taraftarıyım. Ki biliyorsunuz ki D vitaminleri çok pahalı olmayan herkesin erişimine uygun olan şeyler. Eğer eksik kaldığımız noktalarda da bunu ölçtürerek tamamlamamız çok kolay. İkisinden de vazgeçmemenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.